Üniversite adayı sevgili öğrenciler ve değerli veliler, bir kez daha Benim Tercihim programıyla karşınızdayız. Ben Milli Eğitim Uzmanı Bekir Kul. Geleceğimizi şekillendiren ve hayatımızda önemli bir rolü olan üniversiteleri tanıtmayı amaçlıyoruz Benim Tercihim programında. Hafta içi her gün düzenliyoruz bu canlı yayınlarımızı. Bugün de canlı yayın konuğumuz Bilkent Üniversitesi Rektörü Sayın Abdullah Atalar hocamız. Sayın hocam, öncelikle yoğun programımıza rağmen bizi kırmayıp programımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ediyorum bu programa beni çağırdığınız için. Öğrencilerimize de teşekkür ediyorum bu birkaç gün kaldı sınavlarına. Ona rağmen geldiler. Size de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam. Öğrencilerimizin sizin de söylediğiniz gibi artık son haftaya girdiler. Yoğun çalışıyorlar. Buna rağmen bizi kırmadılar, programımıza katıldılar. Onları da kendi dillerinden tanıyalım. Kebire, öncelikle seni tanıyalım. Kısaca tanıtır mısın kendini? Herkese merhabalar. Ben Kebire Kale. Bursa Ahmet Erdem Anadolu Lisesi'nden katılıyorum. Matematik fen öğrencisiyim. Şu an tercih konusunda biraz ikilemdeyim. Tıp veya mühendislik arasında. Bunun için daha fazla bilgi edinmek istiyorum. O yüzden bu programa katıldım. Teşekkürler. Evet, biz teşekkür ediyoruz. Tam da bu amaçla bu programı yapıyoruz Kebire. Sizin o gelecek hayallerinizi tam böyle aslında netleştirmek için, bu anlamda katkı sunmak için yapıyoruz bu programı. Alper, seni tanıyalım kısaca. Merhaba, ben Alper Şahbaz. Hatay Selim Nevzat Şahin Anadolu Lisesi'nden katılıyorum. Ben de aynı şekilde matematik fen öğrencisiyim. Yani genelde bizimkiler, yani bizim alanımızdaki öğrenciler birkaç tane spesifik üniversiteyi söylüyor. İşte ben de daha geniş bir fikre sahip olayım diye katıldım. Teşekkür ediyoruz. Yine daha önceki programlarda olduğu gibi öğrencilerimiz bu programa renk katıyorlar, enerjileriyle bize güç veriyorlar. Teşekkür ediyoruz. Sayın hocam, farklı mecralardan sorular da alıyoruz. Daha önceden hazırladığımız sorular da var. Canlı yayın sırasında öğrencilerimizin de sizlere soruları olacak. Müsaadenizle sorulara geçmeden önce sizi kısaca tanıyabilir miyiz Sayın hocam? Ben 1974'te Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni bitirdim. Elektrik Mühendisliği bölümünü bitirdim. Daha sonra Amerika'da Stanford Üniversitesi'nde master ve doktora yaptım. 78 yılında 1978'de doktoramı bitirdim. 1980 yılında da Türkiye'ye geldim. 1986 yılında Bilkent Üniversitesi kuruldu. Orada yani ilk 4-5 hocasından biriyim Bilkent'in. İşte o günden beri de işte 34 yıldır Bilkent Üniversitesi'ndeyim. Önce elektrik mühendisliği bölüm başkanlığı yaptım. Daha sonra uzun yıllar rektör yardımcılığı yaptım. Akademik işlerden sorumlu rektör yardımcılığı yaptım. İşte son 10 yıldır da Bilkent Üniversitesi'nin rektörü. Teşekkür ediyoruz Sayın Hocam. Tabii Bilkent Üniversitesi özellikle sizin de dahil olduğunuz mühendislik bölümleriyle ünlü bir üniversitemiz. Onun yanında ben inceleme fırsatı da buldum programdan önce. Aslında sosyal branşlarda da çok farklı bölüm de var. O da güzel. Sayın Hocam, buradan devam edelim isterseniz. Üniversitedeki fakülteler, bölümler, enstitüler hakkında bizi kısaca bilgilendirir misiniz? Tabii, müsaade ederseniz önce bunu bir sunumla şey yapayım. Evet, Sayın Hocam. Görüyorsunuz değil mi Evet, şu anda çok net görüyoruz Sayın Hocam. sunumu? Şimdi bu Bilkent Üniversitesi'nin esasında derslerin yapıldığı şu bölge öğrencilerin en çok olduğu bölge. Burada Sosyal Bilimler Fakültesi, şurada Güzel Sanatlar Fakültesi var, şurada Fen Fakültesi var. Burada da şu bölgede ise yurtlarımız var. Yani dolayısıyla üniversite hem büyük bir kampüse sahip, 3 kilometre kare Türkiye'deki en büyük kampüse sahip üniversitelerden biri, yemyeşil bir kampüs. Bu kampüsün içinde öğrenciler geniş bir alanda kendilerine yaşama alanı buluyorlar ve hocalarla da bu bölgede buluşuyorlar.
Bizim üniversitenin kuruluşu 1984, demin söylemiştim ben 86 yılında başladım. Eğitim dili İngilizce. Yani bütün dersler İngilizce olarak veriliyor. Buna hazırlık olması için tabii İngilizce eğitim olduğu için bir hazırlık okulumuz var. Öğrencilerin hazırlık okulunda eğer İngilizceleri yeterli değilse hazırlık okulunda okuduktan sonra bir sınav sonunda yeterli İngilizceye kavuştuktan sonra üniversiteye başlayabiliyorlar. 9 tane fakültemiz var. 2 yüksek okulumuz var. 29 tane bölümümüz var. 3 tane enstitümüz var. Toplam 12 bin öğrencimiz var. 5 bin dönüme yakın kampüs arazisi var. Şimdi bölümlerimizi sayarsak sayısal alanda sayısal alandaki bölümler öğrencilerimiz de zaten sayısal bölümlerle ilgileniyor. Burada bizim mühendislikle ilgili bölümler var. Mühendislik fakültesinin altında. Bilgisayar mühendisliği, elektrik, elektronik, endüstri ve makine mühendisliği var. Ayrıca bilim adamı olmalarını hedeflediğimiz ve dünyanın dört bir yanında bilim adamı mezunları olan fizik, kimya, matematik ve moleküler biyoloji, genetik bölümlerimiz var. Özellikle bu koronavirüs döneminde tabii moleküler biyoloji ve genetik çok öne çıktı. Güzel Sanatlar Fakültesi altında kentsel tasarım bölümümüz var. Bir de bilgisayar programcısı ve programcılığı yetiştiren yüksek okulumuzun altında bilişim sistemleri ve teknolojileri bölümümüz var. Eşit ağırlıkla ilgili bölümler ise hukuk fakültesi, işletme fakültesi ve ekonomi, iktisat ve sosyal bilimler fakültesinin altında iktisat, psikoloji, siyaset bilimi, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler gibi bölümlerimiz var. Sonra Güzel Sanatlar Fakültesi'nde grafik tasarım, iç mimarlık, çevre tasarımı bölümlerimiz var. İnsani Bilimler Fakültesi'nde arkeoloji, felsefe bölümlerimiz var. Gene yüksek okulumuzda turizm, otel işletmeciliği var. İletişim tasarım bölümümüz gene Güzel Sanatlar Fakültesi içinde. İnsani Bilimler Fakültesi içinde de Amerikan Edebiyatı, İngiliz Edebiyatı ve tercümanlık bölümlerimiz var. Bunların yanında bizim bir de Müzik ve Sahne Sanatları Fakültemiz var. Bunlar da müzik ve tiyatro bölümünde konusunda Türkiye'nin en önde gelen bölümlerinden bir tanesi. Sayın Hocam, aslında tam burada da bir soru var sosyal medyadan. İsterseniz bunu da cevaplayabilirsiniz. Güzel oldu bu toplu olarak görmek bütün bölümleri. Eşit ağırlık bölümlerinde yarı burslular kontenjanında az da olsa bir azalma görmüş öğrenciler. Bu tekrar artacak mı diyor burslu kontenjanlarla ilgili soru da geliyor ama Sayın Hocam. Şimdi bizim üniversitenin burslu kontenjanları çok yüksek. Evet. Birazdan burslarla ilgili şeyde de gösterebilirim. Tamam Sayın Hocam. Evet. Çok sayıda bir kere tam burslu öğrencimiz var. Bu bir de kapsamlı burslu dediğimiz tam bursun ötesinde. Çünkü bunlara kapsamlı burslu öğrencilere ilk 10 bine yerleştirmişlerse otomatikman kapsamlı burslu oluyorlar. Kapsamlı burslu öğrencilere de ayda 1200 lira. Hiç fena değil. Ve ücretsiz yurt veriyoruz. İki kişilik odada. Yurtta kalmayı tercih etmezlerse de o zaman o 1200 yerine ayda 1600 lira veriyoruz kapsamlı burslu öğrencilere. Kapsamlı burslu olmak için önce tam burslu yerleşecek ve ilk 10 bine girecek. Eşit ağırlıkta veya sayısalda. Bir de çok sayıda %50 burslu öğrencimiz var. Yetenek burslu öğrencilerimiz de sayısı oldukça yüksek. Yani 12 bin öğrencinin sonuçta %64'ü burslu. Yani bu kadar çok burs veren bir vakıf üniversitesi Türkiye'de yok. Bu kadar büyük oranda. Evet. Çok sayıda da öğrencimiz var. Yani bütün o hani iki tane yarı bursluyu bir tam bursluya sayarsanız o zaman öğrencilerimizin %43'ü tam burslu gibi düşünebilirsiniz yani.
Yani şu %43 rakamı tam bursa eşdeğer bursluluk oranı. Burslarımız da tümüyle karşılıksız ve geri ödemesiz. Yani bundan sayılarda ufak tefek farklılıklar olabilir yıllar içinde. Onun için hep beraber bakılırsa aslında burslarımızda büyük bir azalma falan yok. Bayağı yüksek oranda burs veriyoruz. Bazı bölümlerimizde %50 burs oranı azaldı ama tam burs oranı arttı. Yani eğer onu söylüyorlarsa, gözlerinin şuna baktılarsa %50 burs belki kendi hedeflerini tam bursa dikebilirler. Yani. Evet, çok mantıklı söyledin, doğru. Evet. Yurtlarımızdan bahsetmiştim. 4600 kişilik yurdumuz var. Yani Türkiye'de gene bu kadar çok yurt imkanı olan bir vakıf üniversitesi olduğunu zannetmiyorum. 1, 2, 3, 4 kişilik odalar var. Bu şurada görünen fotoğrafta görünen şu bina yeni yapıldı. Bunun içinde 2 kişilik odalar var ve içinde tabii tüm odalarda ücretsiz yüksek hızlı internet bağlantısı var. Mutfaklar, çamaşır yıkama odaları, çizim odaları, televizyon odaları falan çok çok güzel binalar. Zannediyorum bunlar gerçek görüntüler değil mi Sayın Hocam? Tabii ki. Bunlar gerçek görüntüler. Yani şey gibi görünüyor. Değil mi? Çizim sanki, gibi evet. Temsili resim gibi. Sanki temsili resim gibi görünüyor evet. Ama bunlar hakiki resimler yani. Evet. Çok güzel olmuş Sayın Hocam. Evet. Bu hakiki resim aslında öğrencilerimizi gelip maskelerini taktıktan sonra ve sosyal mesafe kurallarına uyarak gelip kampüsümüzü gezmelerini istiyoruz. Bunları Sayın Hocam, sizin tek kampüsünüz mü var Ankara'da? Evet, tek kampüsümüz var Ankara'da. Avantaj aslında. Yemyeşil bir kampüsümüz var. Öğrencilerimiz kampüslerinden tabii son 3 aydır uzak kaldılar. Hepsi çok üzülüyor. Haklılar. Kampüse bir dönmek için can atıyorlar. Çok güzel bir kampüsümüz var. Müthiş bir yaşam alanımız var. Temiz bir havası var. Ankara'nın en temiz yerlerinden birisi. Ankara'yı da böyle uzaktan tepede bir yerde çok güzel görüyorum. Manzarası da çok güzel. Herkes Bilkent kampüsüne gelmek istiyor. Sayın hocam, yurtta kalmadı diyelim öğrenci. Ankara merkezde kaldı ya da farklı bir yerde kalmak istedi. Ulaşım nasıl Ankara merkezde? Bizim ücretsiz ulaşım hizmetimiz var. Bütün öğrenciler için. Ücretsiz. Yani bu bursların üzerinde herhangi bir ücret ödemeden öğrenciler şehre bu servislerle gidip gelebiliyorlar. Yani günde çok sayıda gidip gelen servisimiz var. Otobüs servisimiz var. Evet. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Alper bir şey soracak mısın? Evet. Alper aslında kampüsle ilgili merak ettikleri vardı. Alper seni dinleyebiliriz. Aynen. Ben de şeyi soracaktım. Hani mesela ben kampüsteyim, Bilkent Üniversitesi'nde okuyorum, işte burada da yurtta kalıyorum. Benim tüm ihtiyaçlarım veya sosyal hayat, bu tür imkanların hepsini içinde barındırıyor mu o bölge? Onu soracağım. Şimdi bizim kampüsün hemen yanında bir Bilkent Alışveriş Merkezi var. Bu Bilkent Alışveriş Merkezi neredeyse yürüme mesafesinde ve içinde yani Ankara'nın en kapsamlı alışveriş merkezlerinden bir tanesi. İçinde tabii yiyecek içecek yerleri de var. Sineması var, işte büyük bir süpermarket var, kitapçı var, çok sayıda yer var. Hemen yakınımızda Bilkent kampüsünün içinde bir tane konser salonu var. Ben şeyden bahsetmedim, bizim üniversitenin kendine ait bir Bilkent Senfoni Orkestrası var. Bilkent Müzik Fakültesi'nin hocalarından oluşan. Aynı zamanda hocalık yapıyorlar ama senfoni, her hafta bizim konserlerimiz var. Öğrenciler için hakikaten kültür açısından bulunmayacak bir fırsat. Türkiye'de hiçbir üniversitenin böyle bir orkestrası yok. Hatta kampüste bırakın, mi yapıyorsunuz hocam? Bu konserleri kampüste mi düzenliyorsunuz? Efendim? Konserleri hangi mekanda düzenliyorsunuz? Bizim bir konser salonumuz var. Türkiye
akustiği en iyi konser salonlarından bir tanesi. 700 kişilik. Ve orada her hafta, tabii şimdi bu koronavirüs yüzünden konserlerimizi durdurmak zorunda kaldık ama her hafta orada herkese açık konserlerimiz var. Dünyanın dört bir yanından çok meşhur müzisyenler gelip orada icra ediyorlar müziklerini. Tabii öğrencilerimiz de buna çok büyük oranda katılıyorlar. Müzik konser salonumuzdaki yaş ortalaması oldukça gençtir yani. Çok sayıda genç konserlerimizi izlemeye geliyor. Kampüsün içinde tabii çok iyi spor olanakları da var. Bir tane kapalı yüzme salonumuz var. Spor olanakları her an açık öğrenciler için. Ve öğrencilerin iyi spor yapmaları için her türlü olanağı sağlıyoruz. Onunla ilgili yeni bir yatırım yaptık. Çok güzel. Gelip görmeniz lazım aslında. Görmeden de öyle benim anlatmam da olmaz. Çok güzel bir spor şeyimiz var. İleride belki bu sunumun içinde bu resimlerden gösterebilirim size sporla ilgili. Yani böyle yeşil bir alandan bahsediyoruz üniversitenin içinde. Bu böyle zannetmeyin ki üniversitenin bir yerinde var. Bu çok yerinde var böyle yeşillik. Her taraf böyle yeşil. Evet, yabancı öğrenciler zannediyorum bir önceki sunumda değil mi Sayın Hocam? Yabancı, uluslararası anlamda da yabancı öğrencileri misafir ediyorsunuz benim anladığım kadarıyla. Yani öğrenci sayımızın yaklaşık %8-9 arasında yabancı öğrencimiz var. Dünyanın dört bir yanından yabancı öğrenciler geliyor. Tabii her şey İngilizce olduğu için buraya kolayca uyum sağlıyorlar. Bizim öğrenciler de onlarla iletişimi İngilizce ile yapıyorlar. Bu da tabii yani teneffüse çıktıklarında birisiyle konuştuklarında yabancı bir öğrenciyle bu da İngilizcelerinin daha da gelişmesine sebep oluyor. Şimdi değişim programlarımız var. 49 ülkeden 332 üniversiteyle değişim programımız var. Onun için bizim üniversite çok sayıda yabancı öğrenciyi de ağırlıyor. Bizim öğrenciler yurt dışındaki bir üniversiteye gitmek isterlerse İkinci sınıfta başvuru yapıyorlar. Bir veya iki yarı yıl değişim için başka bir üniversiteye gidiyorlar. Karşı üniversiteye herhangi bir eğitim ücreti ödemiyorlar. Erasmus programını, yani Avrupa Birliği'nin Erasmus programıyla Avrupa'daki bir üniversiteye giderlerse, Avrupa Birliği bunlara bir maddi destek veriyor. Ve bu buradaki dersler tabii Bilkent'te sayılıyor. Hocam bir şey sorabilir miyim? Evet, Kebir'e sen sor bakalım. Bu üniversiteler arasında hangi üniversiteler var mesela bizim değişim programına katılabileceğimiz üniversitelerden? İşte demin dediğim gibi yani onları saymam kolay değil tabii. 332 tane üniversite var. Ama yani aklına gelen bir üniversite varsa yani bunların büyük bir çoğunluğu Avrupa'da, Amerika'da da üniversiteler var, Uzak Doğu'da da üniversiteler var. Ne bileyim Singapur'da, Japonya'da, bunun gibi ülkelerde biz tabii her üniversiteyi bizim partnerimiz olarak kabul etmiyoruz. Bizim ayarımızda olması lazım. İyi bir üniversite olması lazım. Avrupa'daki birçok ülkeyle böyle değişim programımız var. Ne bileyim Fransa'daki üniversiteler, İngiltere'deki üniversiteler, Hollanda'daki üniversiteler, Almanya'daki üniversitelerle değişim programı. Bizim internet sayfasına girerseniz orada bütün bu bilgileri bulabilirsiniz. www.bilkent.edu.tr. Çok sayıda bizim web sayfamız Türkiye'nin ilk web sayfası. Hani üniversitelerin ilk sayfası değil. Türkiye'deki ilk web sayfası Bilkent'in web sayfası. Web ilk çıktığında bizim üniversitede başlamıştım. Onun için bizim web sayfası çok derindir. Çok içinde gezinmek gerekir. Evet Sayın Hocam, aslında Alper senin kitaplarla aran iyi olduğunu biliyorum. Yayından önce de konuşmuştuk. Aynen. Tahminim onunla ilgili bir sorun da vardı. Şimdi hatırladım kampüsü görünce. Aynen, genelde yani Bilkent'le ilgili muhabbet açıldığında çok zengin bir kütüphanesi var. Genelde hep ondan bahsederler. Yani ben evet, çok içeriğini bilmediğim için onunla ilgili böyle merakım vardı. Bilkent Kütüphanesi Türkiye'nin en iyi akademik kütüphanesi olarak biliniyor. Şuradaki tablo
veya grafik YÖK tarafından hazırlanan bir tablo ve değişik üniversiteleri karşılaştırıyor, vakıf üniversitelerini. Yani bizimki açık ara önde. Yani YÖK'ün vakıf kurumlu raporuna göre, 2019 raporuna göre de kütüphane harcamalarını en çok bütçe ayıran üniversiteyiz. Yani herhangi bir hocamız, herhangi bir öğrencimiz kütüphanemizde bulunmayan bir kitabı istediğinde kütüphane o kitabı satın alıyor. Böyle bir olanak hiçbir yerde yok. Ya ben şunu merak ediyorum, kütüphanede bulunmuyor, bunu alır mısınız deyince kütüphane büyük bir ihtimalle onu alıyor. Tabii almak ben de bunu demiştim daha önce. Kalite kontrolünden geçiriyor yani. Anlatabiliyor muyum? Yani her kitabı da almazlar tabii. İyi bir kitap olur. Evet Sayın Hocam. Devam edecek miyiz sunuma yoksa ben arada bir kaç sorum var. Tabii siz soruları sorun. İşte bu Bilkent Senfoni Orkestrası'ndan bahsetmiştim biraz evvel. Evet, evet. 7 kişilik konser salonundan bahsetmiştim. Bir de 4000 kişilik Odeon'umuz var. O da şuradaki fotoğrafta görünüyor. Bu geceliğin. Burası müthiş bir mekan. Türkiye'de böyle bir mekan yok. Üstü kapalı ama kenarları açık. Burası 4000 kişi alıyor. Mezuniyet törenlerini burada yapıyoruz. Öğrenciler ilk geldiğinde burada başlıyorlar eğitime. Burada büyük konserler veriliyor. Önünde de müthiş büyük bir park alanı var. Müthiş bir mekan yani. Türkiye'de böyle bir şey yok. Burası da bizim konser salonunun bir fotoğrafı. İşte gördüğünüz gibi şurada orkestra üyeleri şu anda bir şey çalıyorlar. Sayın Hocam halka açık değil mi? Evet evet halka açık. Evet. Sadece öğrencilerimiz için değil, dışarıdan gelenler de katılabiliyor. Demin spordan bahsetmiştim. 3 tane kapalı spor salonumuz var. Yüzme havuzumuz var. Spor yaşamdır diye bir programımız var. Yeni gelen öğrenciler bu üniversite sınavlarına hazırlık yapmaktan dolayı spordan biraz uzak kalıyorlar. Biz onları spora tekrar alıştırmak için bunları bir spor yaşamdır programının içine sokuyoruz. Ve hakikaten çok sayıda öğrencimiz spor yapmaya başlıyor. Tabii ders dışı demin Alper sormuştu. Çok sayıda öğrenci kulübümüz var. Çok değişik alanlarda. Radyo Bilkent diye 24 saat yayın yapan bir radyomuz var. Bunu da tamamen öğrenciler tarafından yönetilen bir radyo. Tamamen. Bir tane bile profesyonel yok içinde. Bütün öğrenciler yani kendi öğrencilerimiz çalıştırıyor. 96.6 MHz'de. Ankara'da yayın yapıyor. Ankara'ya gelirseniz bunu dinleyin. Evet, öğrencilerimize reklamını yapalım diyorsun değil mi Sayın Hocam? Evet. Aslında reklam yapan bir radyo da değil yani. Fazla Bilkent dinlerseniz reklam yapmadığını görürsünüz. Evet, dinliyorum ben Sayın Hocam. Sosyal medyadan da takip ediyorum ben Bilkent'i aslında. Onunla ilgili de sorum olacak şimdi. Evet, yani bir de ders dışı etkinlikleri özendirmek için bir kredilik bir dersimiz var. Bu Türkiye'de hiçbir yerde yok. Yani bu, ders dışı etkinliğe katılırsan... internetten izleyebilirsiniz. İnternet yayını var. Bilkent Radyo'ya diye bakın. Evet. Hatay'dan veya işte Bursa'dan Kebir'e sen izleyebilirsin radyoyu. Bizim öğrenciler konuşanlar. Sayın Hocam bu ders dışı etkinlik meselesini biraz açabilir miyiz? Ders dışı etkinliğe katılan öğrencilerin ders avantajı mı, kredi avantajı mı oluyor? Şimdi bir tane dersimiz var. Bu da gene zannedersem Türkiye'de bir tek bizde var. Ders dışı etkinliklere özendirmek için bir ders. Bu öğrenci kulüplerine katılmalarını istiyoruz. Öğrenci kulüplerine katılıp oradaki bir etkinlikte bir aktivite yaptıkları zaman puan alıyorlar. O puanlar toplanıyor. Belli bir puanı aşınca sınıfını bu bir kredilik dersi geçmiş oluyorlar. Ama iyi not almak isterlerse daha çok aktivite yapmaları lazım. Ne bileyim mesela bir kulüp bir politikacıyı çağırdı, konuşma yapıyor. Gidip o konuşmayı dinlerlerse bir puan alıyorlar. Fazla değil, az bir şey, ufak bir puan alıyorlar. Çok güzel ama bir uygulama. Kendileri çok güzel. Kendileri bir aktivite yapmak isterse, yeni bir kulüp kurarlarsa, o zaman daha çok puan alıyorlar. Daha çok zamanlarını alan, daha çok efor isteyen bir aktiviteye katılırlarsa, mesela ne bileyim dağ bir gezi yapıldı, yeşilliklerin arasında yürümeleri lazım, ondan mesela 5 puan alıyorlar. Bunun gibi.
Evet, yani ders dışı aktivitelere özendirme dersi. Onu bir kere alıyorlar aslında. Fakat bir kere alıştıktan sonra da artık karşılığında not almasalar bile devam ediyorlar. Aslında biz de bu tür çalışmalar planlıyoruz. Yine orta öğretim seviyesinde. Sosyal faaliyetlerin, sosyal etkinliklerin daha çok böyle müfredata girmesi için, öğrencilerin yaşamında yer edinmesi için. Siz önce olmuşsunuz bu anlamda hocam. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Şimdi mezunlarımız nerede diye bakarsak, mezunlarımızın %80'i Türkiye'de, %20'si de yurt dışında çalışıyor. Yani öğrencilerimizi o kadar iyi yetiştiriyoruz ki yurt dışındaki şirketlerden de teklifler alıyorlar. Bu %20'nin %37'si Kuzey Amerika'da, %46'sı Avrupa'da, Asya, Avustralya'da, Kuzey Afrika'da ve diğer bölgelerde de tabii mezunlarımız var. Yüzden çok Bilkent mezunu çalıştığı şehirleri çıkarmışız burada. Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa, Adana, Kocaeli. Yurt dışında da gene yüzden fazla Bilkent mezunun çalıştığı yerler. Londra, San Francisco, New York, Amsterdam, Seattle, Boston, Los Angeles, Chicago, Münih, Paris, Berlin, Toronto, Köln. Yani şu ülkelerde çok sayıda mezunumuz var. Sayın hocam aslında sektörel olarak bir fikriniz var mı bilmiyorum. Öyle bir istatistiğiniz var mı? Mesela ne kadarı kamudadır ya da özel sektördedir ya da sektörel anlamda hangi alanda daha çok çalışıyorlar? Mühendislik diye tahmin ediyorum ama bilmiyorum. Şimdi bizim Sosyal Bilimler Fakültesi de çok kuvvetli bir fakülte. Güzel Sanatlar Fakültesi de çok kuvvetli. Bizim Müzik ve Sanat Sanatları Fakültemiz de çok kuvvetli. Hepsi kuvvetli fakültelerimiz. Yani bizim hangi alanımız varsa hepsinde iddialıyız. Şimdi sanki biraz sosyal bilimler çok bilinmiyor Sayın Hocam. Mesela konservatuvar biraz mühendisliğin gerisinde mi? Bilmiyorum ama. Hayır, hayır. Aksine yani evet. Müzik alanındakiler Bilkent Müzik'te bir numara diyor. Evet. Mühendislik alanındakiler Bilkent Mühendislik'te bir numara diyor. Yine ekonomi alanındakiler Bilkent Ekonomi'de bir numara diyor. İşletmede Bilkent bir numara Türkiye'de. Yani bu hocalarının yaptığı yayınlar yani sadece böyle vakıf üniversiteler arasında değil falan. Yani biz Türkiye'nin en üst üniversitelerinden biriyiz araştırma açısından. Ne bileyim matematik bölümü Türkiye'de bir numara. Fizik bölümü Türkiye'de bir numara. Hepsi öyle yani. Sayın hocam aslında tam burada bir soru da soracağım. Ben zaten sosyal şu bilim... mezunlarımızın şeyine bakarsanız Evet. Nerelerde çalışıyor? Mesela yüzden fazla Bilkent mezunun çalıştığı kurumları biz buraya çıkarmışız. Amazon. Bu Amazon dediğimiz Türkiye'deki Amazon değil. Amerika'nın içinde. Evet. Amerika'daki Amazon'dan bahsediyor. Arçelik, Deloitte, Energisa, Ernst & Young, Google. Bu Google da yani Türkiye'deki Google değil. Kaliforniya'daki Google'dan bahsediyoruz. Microsoft, Seattle'daki Microsoft'tan bahsediyoruz. Yani burada ne bileyim Facebook, 50'den fazla Bilkent mezunu Facebook'ta çalışıyor. Apple'da çalışan 50'den fazla mezunumuz var. Yani Siemens, yani çok sayıda görüyorsunuz burada. Dünyanın en büyük şirketlerinde çalışıyorlar, boşuna değil. Biz çünkü çok iyi eğitim veriyoruz. Bir de tabii yabancı hoca sayımız da Türkiye'de en yüksek olanı. Hocalarımızın %25'i yabancı. Bu oran Türkiye'deki en yüksek oran. Bizden sonra en yüksek olan %12. Bizimki %25. Evet Sayın Hocam. Şimdi burada bir soru sormam gerekiyor. Aslında sosyal medyada ben takip ediyorum sizin öğrencilerinizi. Bilkent zor bir okul mu? Zorluyor musunuz öğrencileri? Aslında doğrudan da öyle sormuşlar. Kolay bir okul değil. Hiçbir şey bu başarı kolay mezun etmekle olmaz. Evet. Girmesi de zor, çıkması da zor. Söyleyeyim. Hani girmek tamam yüksek puanlar aldım, Bilkent'e burslu kazandım. Burada büyük rekabet var, çok çalışmak lazım. Hatta Sayın Hocam bir öğrencinin mesela biz bu 3 aydır, son 3 aydır Bilkent Üniversitesi'nde tek bir ders aksamadı. Bütün dersler şimdi size burada şu anda konuştuğumuz gibi
anlatıldı. Hocalarla yüz yüze. Yani buraya işte PowerPoint'u koydum. Arkadaşlar siz gidin oradan öğrenin falan, böyle bir dersimiz hiç yok. Bütün dersler hocalarla yüz yüze olarak yapıldı. Tek bir saatimiz aksamadı. Aslında o da sorumuz Sayın Hocam. Sosyal medyadan, pandemiden dolayı uzaktan eğitimle ilgili bilgi verebilir misiniz diye. Siz de ucundan... Ha, yani bak, bakın ben size şimdi uzaktan eğitimi ben nasıl yapıyorum onu anlatayım. Size bir şey göstereceğim. Yani dersler nasıl yapılıyor? Şimdi böyle buraya böyle hocalar böyle ekrana yazıyor. Tamam mı? Ben de buraya yazıyorum. Yani tahtayı yazar gibi. Evet. Görüyorsunuz değil mi yazdıklarını? Aynen. Aynen Sayın Hocam. Yani tahtadan bir farkı yok. Hatta sonra da size bunun faylını yolluyorum. Dosyasını yolluyorum. Yani Bilkent'e gelen öğrenciler hem şanslı hem de iyi çalışmalılar değil mi? Yani ben çok çalışmalılar. Yani onu da söyleyelim. 13 ay içerisinde eğer çevrenizde Bilkentliler varsa bir onlara sorun. Odalarından evet. Çıkamadılar çocuklar. Aynı zaten evde oturuyorlardı ama evet. Zaten evde oturuyorlardı ama sabah 8.30'da nasıl derse giriyorlar? Kalkıp doğrudan derse girdiler. Tıkır 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 bütün dersler böyle demin anlattığım gibi hocalar tarafından yapıldı. Yani derse katılmak da zorunlu. Biz evet. katılım da istiyoruz tabii. Herkesin hangi derslere katıldığını bu ortamdan öğrenebiliyoruz, biliyoruz. Hangi dakika girmiş, hangi dakika çıkmış hepsini biliyoruz. Tabii sınavları aynen bu Zoom üzerinden yaptık. Sayın Hocam, tabii biraz önce gösterdiniz işte Amerikan firmalarında, Kuzey Amerika, Avrupa firmalarında bu kadar Bilkent'in olması, işte Türkiye'de yüksek yerlerde de Bilkent'lerin olmasını zaten dediğiniz gibi sıkı bir eğitime borçlular belki de bu anlamda. Özellikle bu yabancı anda, dil... Yani Bilkent mezunu bakanlarımız da var. Evet. Henüz Cumhurbaşkanı çıkaramadık ama bakanlarımız var. O da olur inşallah. Kaplılık. İnşallah Sayın gençlerden hocam. Cumhurbaşkanı olanımız olacak. Evet. Yeni gençler. Aynen hocam. Şimdi İngilizce hazırlık sınavı sorulmuş. Size özel bir İngilizce hazırlık sınavı galiba. PAE adında. Bununla ilgili bilgi verebilir misiniz diye sorulmuş Sayın Hocam. Şimdi İngilizce seviyemiz Türkiye'deki en yükseklerinden bir tanesi. Onun için öğrencilerimizin bu seviyeye doğru çıkmalarını istiyoruz. Onun için de PAE diye bir sınavımız var. İçinde birçok kısmı var. Yazma kısmı var. Yani böyle İngilizce bir kompozisyon yazacaklar mesela. Çoktan seçmeli bir kısmı var. Okuma kısmı var. TOEFL'a benziyorlar değil mi? Efendim? TOEFL gibi herhalde. TOEFL'a mı? TOEFL'dan çok daha öte. Öyle mi? TOEFL'dan daha ilerisi. Yani. Çok peki yüksek... Sayın Hocam, hazırlıkta mesela 2 yıl mı, 1 yıl mı, bu oran nedir? Gelen öğrenciler yani, hemen öğrencilerimizin bir kısmı tabii okudukları liselere göre değişiyor. Bir kısmı daha hiç hazırlığı okumadan geçiyorlar. Bir kısmı, epey bir kısmı bir sene okuyarak geçiyor. Hiç sıfırsa İngilizcesi, hiç yoksa yani, o zaman da 1,5 senede geçebilir. Biraz çalışmazsa 2 sene olabilir. Aslında çok çalışırsa 1 senede de geçebilir. Yani bu seviyeye ulaşmak için çok çalışmak lazım. Bizim üniversitede bütün hocalar da çok çalışıyor, öğrenciler de çok çalışıyor. Yatarak geçmek yok. Çok güzel Sayın Hocam. Kebir'e senin bir sorun vardı. Mühendislikti galiba değil mi? Mühendislikle ilgileniyordun. Evet hocam, ben bilgisayar mühendisliği ile ilgili birkaç şey öğrenmek istiyorum da daha detaylı bir şekilde. Tabii şu anda bilgisayar mühendisliği asrın en çekici mesleklerinden bir tanesi haline geldi. Özellikle bu koronavirüs döneminde de gördük ki bilgisayar olmasa hayat duracak yani. Siz de onun farkındasınız. Evet. Şu anda da zaten böyle bir teknolojiyi kullanıyoruz. Önümüzdeki yıllarda bunun artarak önem kazanacağını düşünüyoruz.
bilgisayar programı yazmak kolay bir şey değil. Bunun için iyi eğitim almış olmak lazım. Ve genç olmak lazım. Yani iyi programları gençler yazıyor. Sizlerde büyük gelecek var yani. Programcılığı iyi öğrenirseniz çok zengin olabilirsiniz. Daha geçenlerde bir bilgisayar firması... Değil mi? Oyun satıldı. Oyun yazmışlar. Müthiş bir paraya satıldılar. Yani 1.8 milyar dolar. Yani söylemesi zor. Türkiye'nin en büyük satışı. Yazması zor yani. Evet. Türkiye'deki en büyük dış satış diye. Evet. Yani bu nasıl oldu? Gençler. Siz gençlerin gayretiyle tabii sabahlara kadar çalışarak yaptılar bu işleri. Çok çalışmak lazım. Biz de Bilkent'te böyle mezunlar yetiştirmeye çalışıyoruz. Onları çok çalışmaya alıştırıyoruz. Böyle az çalışarak işte lay lay lom filan böyle hiçbir şey olmaz. Bizde de böyle şeyler yok. Yani buraya ben yatmaya geliyorum, eğlenmeye geliyorum falan diyorsanız bize gelmeyin. Evet Sayın Hocam. Girişimcilik dersimiz var. Girişimcilik. Yani öğrencilerimizin mezun olduktan sonra işte kapı kapı dolaşıp iş arabalarını istemiyoruz. Kendiniz başkalarına iş verin diyoruz. Kendiniz firmanızı açın diyoruz. Bizim üniversitenin bir teknoparkı var. Türkiye'nin en büyük teknoparklarından biri. Burada yüzlerce firma var. Bunların birçoğu mezunlarımız tarafından kuruldu. Gittikçe büyüyorlar. Yeni gençlere de bunları örnek göstererek onlar gibi olmalarını istiyoruz. Evet, bizim dersimiz var. Gene hiçbir üniversitede olmayan şirket kurmaca dersi. Değişik bölümlerden öğrenciler bir araya geliyorlar. Bir sanal bir şirket kuruyorlar. Bir hakiki bir ürün üzerinde çalışmaya başlıyorlar. Ve bu ürünü sanki hakikatmiş gibi İşte web sayfası hazırlıyorlar, pazarlama stratejilerini belirliyorlar. Böyle bir şirket yapıyorlar. Daha sonra bu dersten notlarını aldıktan sonra biz böyle devam etmek istiyoruz deyip şirketi kurup hakiki haline getirip devam edenler var. Yine Türkiye'de örneği olmayan bir ders. Evet, teşekkür ederiz Sayın Hocam. Sayın Hocam, Teknokent'ten bahsettiniz. Bu anlamda üniversite sanayi işbirliği de aslında böyle kayda değer bir konu, önemli bir konu. Biliyorum ki Bilkent'in de bu konuda önemli girişimleri, yatırımları, çalışma sahası var. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Şimdi bir kere Türkiye'nin en girişimci üniversitesi olduğunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü Bilkent Üniversitesi'nin kendisine ait 29 tane şirketi var. Bu şirketlerin sahibi üniversitenin ta kendisi. Yani bizim üniversitenin bir sahibi yok. Burası kamu tüzel kişiliği olan bir kuruluş. Fakat bu üniversitenin sahibi olduğu ve Türkiye'nin büyük şirketleri var. 29 tane şirket var. Bu şirketler mesela Ankara'nın en büyük işvereni bu şirketler. Biliyor muydunuz? İlk defa duydum. Bilkent Üniversitesi'ne ait bu şirketler. Bunların karları üniversiteye geliyor. Üniversitede bu sayede bu kadar çok burs verebiliyor. Ben de aslında onu merak etmiştim. Yayının başında nasıl verebiliyorsunuz diye bu kadar bursu. Şimdi çünkü cevap buldu bu soru. Türkiye'de böyle bir örnek yok. Yani birçok vakıf üniversitesi işte öğrencilerden aldığı ücretlerle geçiniyor. Biz öyle değil. Bizim öğrencilerden de ücret ödeyenler var tabii. Bu onlar ancak bizim bütçemizin %43'ünü sağlıyor. Sadece %43'ü öğrencilerden geliyor. Onun için çok sayıda burs verebiliyoruz. Geri kalanı işte dediğim gibi üniversitenin sahip olduğu şirketlerden geliyor. Üniversitenin gene sahip olduğu ve kiraya verdiği şeyler var, oradan geliyor. Bütün bunlardan gelen gelirlerle üniversite işte Türkiye'nin en önde gelen üniversitelerinden biri haline geldi. Evet Sayın Hocam, aslında Amerika'da da Kuzey Avrupa'da da trend bu şekilde. Şimdi yani aklına gelip sorduğunuz zaman dünyanın en büyük, en meşhur üniversitelerine bakarsanız
Bizimkiyle aynı modeldir. Evet, Harvard takımı, Oxford takımı gibi. Evet. Yani Türkiye'de vakıf üniversitesi denen model, kar amacı gütmeyen özel üniversite. Devlet üniversitesi değil. Stanford Üniversitesi, MIT, Caltech, ne bileyim, Carnegie Mellon, Chicago Üniversitesi. Bunların hepsi kar amacı gütmeyen vakıf üniversiteleri. Amerika'da ona vakıf üniversitesi denmiyor. Kar amacı gütmeyen özel üniversite deniyor. Türkiye'de buna bizim kültürümüze uygun bir şekilde vakıf üniversitesi deniyor. Evet Sayın Hocam. Sayın Hocam, akademik çalışmalar da önemli. Onlarla ilgili renkler de var, listeler de var, sıralamalar da var. Sizin bu akademik çalışmalarda, bilimsel çalışmalarda, yayınlarda durumunuz nedir Sayın Hocam? Türkiye'nin hep böyle en üst seviyelerinde oluyoruz. Bu işte uluslararası kuruluşlar tarafından sıralamalar yayınlanıyor. Bazen birinci oluyoruz, bazen ikinci oluyoruz, bazen üçüncü oluyoruz ama çok fazla aşağılarda olmuyoruz. Yani uluslararası sıralamalarda. Türkiye'nin ilk üçünde oluyoruz genellikle. Bu kuruluşlar tabii İngiltere'de var, ne bileyim şeyde var, birkaç tane böyle kuruluş var Avrupa'da. The var mesela, The diye bir liste var ya Sayın Hocam. Evet, o İngiliz kuruluşu, Times Higher Education. Onlar bir sıralamaya yapıyor. Topuniversities.com diye bir yer var. O da QS diye bir şey. Onlar da gene İngiliz kuruluşu. Onlar sıralama yapıyorlar. Bu sıralamalarda Türkiye içerisinde işte biz hep böyle ilk 2-3'ün içinde oluyoruz. Evet. Performansı açısından aslında biz Türkiye'de bir numarayız. Yani bu sıralamalarda rakamlara bakarsanız, yani yapılan araştırmalara yapılan atıflar açısından, yani Bilkent Üniversitesi hocalarının yaptığı yayınlara dünya ne kadar değer vermiş, bunu bir rakamla ölçmek mümkün. Bu açıdan bakıldığında Türkiye'de kesinlikle açık ara bir numaradayız. Teşekkür ederiz Sayın Hocam. Yani hocalarımız dünyada çok tanınmış kişiler. O yüzden de zaten mezunlarımız yurt dışında böyle kolayca iş bulabiliyor. Çünkü referans mektuplarını bu hocalar yazıyor. Evet Sayın Hocam. Bu arada Alper Kebir'e sorunuz varsa sorularınızı alabiliriz. Konuya uygun. Alper var mı bir sorun bu anlamda? Sen de yayından sorun önce... yok da ben çok etkilenmiştim orada Bilkent'ten. Mesela hani genelde biz sayısal yüzler mühendislik üstüne duruyoruz da kendisi de söylemişti hocamızın. Mesela genelde güzel sanatlar, oyuncular, müzisyenler de çok meşhur olanlar var. Yani burada mesela biz internette girdiğimizde genelde bir sürü oyuncunun mezun olduğu yer burası çıkıyor ya da müzisyenin. Ondan etkilenmiştim bayağı ben ilk baktığımda. Tabii yani dediğim gibi Bilkent sadece mühendislik fen değil, her alanda çok iyi. Çok meşhur oyuncuların Tamer Karadağlı mesela Bilkent mezunu. Şahan Gökbakan da Bilkent mezunu. Onun gibi bizim mezunlarımızın, yani şu anda aklıma isimleri gelmiyor, çok sayıda mezunumuz var. Meşhur. Evet, şeye gidip Amerika'ya gidip orada çok zengin olan mezunlarımız var. Böyle şirketler kurmuşlar, sonra bu şirketleri çok büyük paralara, böyle milyarlarca dolara satmış olan mezunlarımız var. Sizlerden de böyle girişimcilik ve başarılar bekliyoruz. Ama bunlar tabii çalışmadan olmuyor. Böyle ben yatarak olmuyor. Çok çalışmak lazım. Bunun için de Bilkent insana çalışmayı öğreten, konsantre olmayı öğreten bir ortam sunuyor. Bizim kütüphanemizin en önemli özelliklerinden bir tanesi, oraya giren öğrenciler canı çalışmak istiyor. Herkes orada çalışıyor çünkü. Orada öyle bir ortam var ki içeri girince çalışmamak mümkün değil. Kendi evi var Ankara'da. Özel odası var. Orada çalışamıyor. Otobüse biniyor. Kampüse geliyor. Bizim kütüphaneye giriyor. Orada çalışıyor. Çünkü orada herkes çalışıyor. Orada bir sessizlik var. Herkes kağıtları çeviriyor. Onları görünce insanın canı çalışmak istiyor. Ben onlardan niye geri kalayım diyor. Böyle final zamanlarında, sömestrinin sonlarında gece 3'te
kütüphanenin önünden servis kalkıyor şehre. Kütüphane gece 3'te kapanıyor. Dışarıdan ziyaretçi alıyor musunuz kütüphaneye Sayın Hocam? Yararlanabiliyor muyuz? Eskiden alıyorduk. Fakat bu işte terör olaylarından dolayı artık almıyoruz. Ama siz başka bir üniversitesiniz diyelim. Bilkent Üniversitesi olan bir kitabı istiyorsunuz. Onu bizim kütüphanemiz yolluyor. Evet. Yani sadece Bilkent'e değil, bütün Türkiye'ye hizmet veren bir kuruluş Bilkent Kütüphanesi. Evet, aslında bununla ilgili de bir sorun var. Yine konservatuvardan bahsettiniz. Oradaki verilen konserlerden bahsettiniz. Halka açık dediniz. Halkla ilişkileriniz ne durumda? Sosyal faydaya önem vermek gibi aslında üniversitelerin bir rolü de var. Tabii. Bizim üniversiteye mesela bu müzik fakültesinin yaptığı gene bir önemli servis var. Daha çok küçük yaştan itibaren çocuklara müzik dersi veriyor. Cumartesi pazar günleri her cumartesi pazar 500 tane veli çocuklarını alıp bizim müzik fakültesine geliyor. Orada birebir ders alıyorlar. Keman çalıyorlar, flüt öğreniyorlar, gitar öğreniyorlar, piyano öğreniyorlar. Bir de tabii üniversitemizin toplumsal duyarlılık projeleri denen bir şeyi var. Gene bunu Türkiye'de biz başlattık. Öğrencilerimiz hiçbir karşılık beklemeden, parasal bir karşılık hiç beklemeden gidip duyarlılıklarını göstererek topluma yararlı bir iş yapıyorlar. Diyelim ki Ankara'nın o kadar ileri olmayan bir bölgesine gidip oradaki öğrencilere İngilizce dersi veriyorlar. Evet. Oradaki öğrencilere matematik dersi veriyorlar. Bizim öğrenciler. Ne zaman yapıyorlar bunu? Boş zamanlarında. Ne karşılığında yapıyorlar? Hiç. Sadece bundan zevk alıyorlar. Evet Sayın Hocam. Çok önemli bir şey. Aynen. Teşekkür ediyoruz Sayın Hocam. Moleküler biyoloji ve genetik mühendisliği sorulmuş Sayın Hocam. Çokça herhalde talep gören bir bölüm. Bununla ilgili biraz daha ayrıntılandırabilir misiniz? Demin biraz bahsetmiştim. Bu özellikle koronavirüs zamanında bu moleküler biyoloji ve genetik öne çıktı. Koronavirüs zaman içinde kendini çevreye adapte eden, evrime uğrayan, o da bir ufak bir canlı ile cansız arası bir kimyasal bir yapı diyelim. Fakat bütün insanlığı dize getirdi, görüyorsunuz. Yani şimdi bu aşı üzerine insanlar çalışıyor, ilaçlar üzerine çalışıyor. Bunlar üzerine çalışanların büyük bir kısmı moleküler biyoloji ve genetik mezunları dünyada. Tabii tıptan da çalışanlar var ama bu moleküler biyoloji ve genetik alanında çalışanlar bu işin aslında daha böyle köküne inen, moleküler seviyede ne olup bittiğini anlamaya çalışan insanlar. Onlar sayesinde inşallah bir gün aşısı bulunacak. Bu virüsü yenmeyi başaracak insanlık. Ama bilemezsiniz, bundan 5 sene sonra, 10 sene sonra yeni bir virüs daha çıkabilir. İnsanların nüfusu arttıkça, kalabalık arttıkça virüslerin yayılma hızı artıyor. Ve dünyanın başına önümüzde de dert olacağı belli yani. Onun için buna hazırlıklı olmamız lazım. Bizdeki moleküler biyoloji genetik mühendislik bölümü değil. Fen fakültesinin bir bölümü. Gene dünyanın birçok yerinde buranın mezunları bölüm başkanı olarak çalışıyor. Yani bizim moleküler biyoloji bölümüne giren öğrencilerin büyük bir kısmı yurt dışına hedefliyorlar ve yurt dışındaki en iyi üniversitelere gidip oradan burs alıp, tabii burslu olarak giriyorlar. Oraya burs alıp orada kendilerini bilime adıyorlar. Yani bilime adamak, öyle bir şey aklınızdan geçiyorsa muhakkak bizim fen fakültesini görmelisiniz. Evet. Yani ben gençlere Ankara'ya gelmelerini ve kampüsümüzü ziyaret etmelerini öneriyorum. Bir kere içeri girer girmez bu yeşillik karşısında şaşıracaklar. Ben burada okumak istiyorum diyecekler.
Evet, benim de şahsen öğrenci olasım geldi ya. Yani. Güzel anlattınız Sayın Hocam, kampüsü, yeşilliği. Ankara biliyoruz çok böyle yeşil olmayan bir kent ama resimlerden de gördüğümüz kadarıyla siz şanslısınız Bilkent olarak. Aslında güzel Ankara'nın bir... yeşilliği birçok şehrin daha ötesindedir. Evet. Yani Ankara'da yani tabii Bursa, yeşil Bursa, gene Hatay da çok yeşil şehirler. Ankara tabii Anadolu'nun ortasında bir yer. Fakat önemli özelliği Ankara'nın yolların kesişim noktasında. Tarihsel olarak da yolların kesişim noktasında olduğu için doğal olarak önemli bir yer haline gelmiş. Şimdi de tabii Cumhuriyetimizin baş yeri olduğu için önemli. Ve Cumhuriyetimiz de bu şehre özen göstermiş. Zaman içinde yemyeşil olmuş. Biz de Bilkent'e daha da özellikle kurucumuz İhsan Doğramacı Hoca daha üniversiteyi kurmadan önce ağaçları dikmeye başlamış. Buraya bir tane ufak baraj yaptırmış ve barajdan gelen suyla damlama usulüyle bu ağaçları damla 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 büyütmüş. Şimdi 20-30 metre yüksekliğinde ağaçlarla dolu. Evet Sayın Hocam. Şimdi sayısal öğrencilerin en büyük istediği, en çok talep ettiği bölümlerden biri tıp. Sizde yok galiba, bilmiyorum. Bizim tıp bölümümüz yok, hayır. Evet, şimdi aslında şu soruyla bağlayarak soracağım. Geleceğe dönük böyle açmayı düşündüğünüz programlarınız var mı? Ya da şöyle sorayım. Bir bölüm açılırken ya da işte kontenjan azaltılırken ya da bir bölüme güç kuvvet verilirken nasıl bir metot izliyorsunuz? Neye göre belirliyorsunuz? Şimdi tıp fakültesinden bahsedeyim önce. Şimdi İhsan Doğramacı hocamız Hacettepe Üniversitesi'nin de kurucusu biliyorsunuz. Evet. Sadece Hacettepe'nin değil, Türkiye'de birçok tıp fakültesinin kurucusu İhsan Doğramacı Hoca. Şu anda biz koronavirüse karşı dünyanın ötesinde yani iyi bir sağlık sistemiyle buna karşı iyi bir savaş verebildiysek aslında bunun arkasında İhsan Doğramacı Hocamız yatıyor bence. Onun kurduğu sistem sayesinde yetişen öğrenciler koronavirüse karşı çok iyi bir savaş yaptılar bizim sağlık çalışanlarımız. Birçok üniversitenin yani Hacettepe Üniversitesi ilk hocamızın kurduğu tıp fakültesi ama onun ardından birçok üniversitesinin tıp fakültesini de kuran kişi. Bilkent Üniversitesi'ni kurduğu zaman Hacettepe Üniversitesi tıp fakültesi kendi ilk çocuğu olduğu için ona bir rakip yaratmak istemedi. Onun için bizden tıp fakültesi kurmamızı istemedi. Kurulmamasını istiyor daha doğrusu. Öyle söyleyeyim. Bizde tıp fakültesi olmayacak. Evet Sayın Hocam. Teşekkür ediyoruz. İngilizce yabancı dil hazırlık meselesinde konuştuk. İkinci yabancı dille ilgili mesela böyle bir dil merkeziniz ya da bu tür bir çalışmanız var mı? Tabii ki. Öğrenciler aslında bizim üniversitede öğrencilerimizin çok sayıda seçmeli ders almalarını istiyoruz. Bunun için de üniversitemizin sisteminde öğrenciler başka fakültelerin derslerini kolayca alabiliyorlar. Yani saatlerini uydurdukları zaman dersleri alabiliyorlar. Dil konusunda tabii çok sayıda dil ders veriyoruz. Almanca, Fransızca, İspanyolca, Çince, Rusça, ne bileyim her seferinde öğrencilerin isteklerine göre değişik dillerde dersler açılıyor. Ve öğrencilerimiz mezun olduklarında sadece İngilizce değil, başka bir dili de iyi bilir vaziyette mezun oluyorlar. Evet Sayın Hocam, programımızın da yavaş yavaş sonuna geldik. Bu aşamada ben Alper'e ve Kebire'ye söz vermek istiyorum sırayla. İlk önce Kebire senden başlayalım. Hani bir sorun var mı ya da sorun yoksa mesajın nedir? Onu alalım. Öncelikle hocamıza çok teşekkür ediyorum. Yani sayesinde bayağı bir bilgi edinmiş olduk. Aynı zamanda bizim okullarımıza da onlardan akademisyenler gelip sunum yapıyorlar ve bu sunumlar bizim çok ilgimizi çekiyor. Geçen sene gelmişlerdi bizim okulumuza. Bu şekilde daha fazla devam ederlerse hem daha çok öğrenci kazanabilirler hem de bize çok güzel tanıtım yapabiliyorlar. Bu yüzden hocamıza daha ayrı bir teşekkür etmek istiyorum parantez açıp. Aynı şekilde tıp fakültesi bölümü açılmasa bile en azından böyle hani ne bileyim tıp fakültesi açma ihtimalleri hiç mi yok? Hani önümüzdeki mesela bir 20 sene içinde ya da bir 30 sene içinde. Evet.
Şimdi bizim bu öğrencilerin meslek seçimi konusunda biz seçim döneminde Temmuz ayının sonlarına doğru bu yıl bir meslek tanıtım zamanı olacak. Orada tabii koronavirüsten dolayı bunu Zoom üzerinden yapacağız bu şekilde video konferanslar yoluyla. Siz de aslında bu konferanslara katılıp hocalar orada sunum yapacak. Ben de sunum yapacağım. Her bölümle ilgili ayrı ayrı sunumlar yapılacak. O sunumlara katılıp Ankara'ya gelmeniz gerekmiyor dediğim gibi. Sadece Zoom'u şu anda zaten giriyorsunuz. Girerek orada doğrudan sorular sorabilirsiniz. Meslekler ne demek? Onlar hakkında hocalarından bilgi alabilirsiniz. Meslek seminerleri dizimiz var. Ona muhakkak katılmanızı öneriyorum. Evet, teşekkür ediyoruz Kebir'im. Alper, senin de varsa eğer son sorunu alalım, mesajını alalım. Ben de çok teşekkür ediyorum hocamıza bu imkan için. Biz yani mesela daha lise dönemindeyken, üniversite sınavına hazırlanırken vakıf üniversiteleri hakkında çok bir fikrimiz olmuyor. Yani böyle bir şey olması benim için de daha iyi oldu. Yani bunu izleyecekler için de daha iyi olmuştur. Yani ondan teşekkür ediyorum. Ben de bu hafta sonu işte çok sayıda öğrenci şu ortamda üniversite sınavına girecek. Eminim hem koronavirüs yüzünden hem de sınav stresi yüzünden bayağı gerginler. Onlara bol şans diliyorum. Ve fazla gergin olmadan sınavda başarılı olacaklarına inanıyorum. Hepinize katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz Sayın Abdullah Hocam. Bilkent Üniversitesi'nin bilmediğimiz yönlerini öğrendik aslında bu programda. Biz daha çok mühendislik bölümlerine aşinaydık. Ancak kampüsü çok güzel anlattınız bize. Kampüsün bulunduğu bölgeyi ve kütüphaneyi de Alper'in sorusuyla öğrendik. Ne kadar o anlamda kütüphaneye önem verdiğimizi gördük. Mezun takip sisteminizden bahsettiniz. O da anlamlıydı. Mezunlarınızın farklı ülkelerde çok güzel yerlere geldiğini anlattınız. Bu da bizim için çok önemli oldu. Sayın Hocam, programın sonuna geldik. Yoğun programımıza rağmen bizi kırmayıp tekraren söylüyorum, programımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Programı kapatırken bize bu fırsatı veren Sayın Bakanımıza, Genel Müdürümüze, yapımda ve yayında emeği geçen Milli Eğitim Uzmanı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yine biz Hafta İşleri Benim Tercihim programına devam edeceğiz. Sınavdan sonra malumunuz tercihler olacak. Biz her zaman sizin yanınızda olacağız. Ben de kendi adıma, bakanlığım adına bu sınavda size başarılar diliyorum. Hoşça kalın, esen kalın. Hoşça kalın.